Güvenlik Konseyi artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir. Her yıl Eylül ayında düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dünya diplomasisi ve önemli meselelerin masaya yatırıldığı küresel zirvelerden. Genel Kurul'a damga vuran isimlerden biri şüphesiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İlk defa 2005'te Genel Kurul'a katılan Erdoğan, 2007, 2009 ve 2011 yıllarındaki toplantılarda da başbakan olarak yer aldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildiği 2014 yılından itibaren de aralıksız olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı. Koronavirüs salgını dönemi çevrim içi olmak üzere 12 defa Genel Kurul'a hitap etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. O, dünyada bu tecrübeye sahip birkaç liderden biri. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmalarıyla özdeşleşen ifadeleri hafızalara kazındı. Tüm kalbimizle bir kez daha diyoruz ki dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür. Erdoğan'ın ilk defa 2014 yılında kullandığı bu ifade uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in yapısını eleştirdiği bu mesajını her sene tekrarladı. Erdoğan'ın birçok konuşması tarihi nitelikteydi. 2019'da dünyanın umuda yolculuk için yola çıkan mazlumları görmezden geldiğinin altını çizdi. Elinde aylan bebeğin fotoğrafı vardı. Türkiye olarak biz yeni aylan bebeklerin cesetleri kıyıtlara vurmasın diye çırpınırken Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda her yıl Filistin halkının da sesi oldu. İsrail'in dünyanın gözü önünde yıllardır Filistin'i işgal ettiğini bıkmadan, usanmadan anlattı. Birleşmiş Milletler kürsüsünden soruyorum. İsrail devletinin sınırları neresidir? Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyorlar? Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası camianın tüm aktörleri Filistin halkına vaatlerin ötesinde somut destek vermeli. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden tarihi bir adım daha attı ve tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısı yaptı. Bu çözümün artık federasyon modeli temelinde gerçekleşemeyeceği, herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Uluslararası toplumu bunu kabullenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 14. kez hitap edecek. Genel Kurul'un ilk gününde geleneksel olarak önce Brezilya ve ardından ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri söz alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye 3. konuşmacı olarak gelecek.